Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala gıpak hamdü sana. Ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gıpak durut salamlarımızı yollagan dekin. Kadirli qeyrindoshlar, inşallah bugün yine biz Ustaz Muhammed Yusuf qalamga ağan Perzentlerimizni qandaq tərbiyeleyimiz mavzuluq kitabımızni anıltışını devamlaştırmız kelgan yerimizden başlap. İnşallah bugünkü 14. san programımızda mukafatlaş bilen tərbiyeleş degen mavzu bilen devam qilimiz. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala din bizlerge perzentlerimizni dünya ve ahirette közlerimizni nuru qilip terbiyeleşke küç kuvvet ata kılışını, perzentlerimizin en üçündeki salih perzentlerden kılışka müyesser kılışını Rabbimizin tövencilik bilen dileğimiz. Mikrofon aldı da kıyırın dışınlar Abdullah Yalgun. Mukapatlaş bilen terbiyeleş. Mukapatlaş usulü bilen terbiyeleşinin ehmiyeti. Balılarını kılgan yakşı işleri, tapşırılgan vezipelerine tuluk uğrundağallıkı ve birer yakşı işte utuk kazanğanlığı yüzsedin mukapatlaş onlarını tehimu ilgirleşke ilip baradığan usullarından biridir. Çünkü küçük balılar üçün mukapatnın manevi kımmeti zor buludu. Şundaklı balılarını mukapatlaş onlara özlerinin doğru iş kılıvatkallığını his kıldırdı da onlarının aktifçallığını aşırdı. Mukapat iki türlük buludu. Biri manevi mukapat, yani biri maddi mukapat. Birinci manevi mukafat degende, manevi mukafat balılarga tebessüm kılış, onlarını süyüp koyuş, kucaklap bağırığı besiş, onlarını ve kılgan yakşı işlerini maktaş, onlarga dua kılış, futuk dileş ve rahmet eğitiş bilen buludu. Küçük balılar bu türdeki mukafatlarga kızıkıdı. Çünkü onlarının sövgü muhabbetke ve ehmiyet birleşke bulan ihtiyacı çoğunlarınınki de mi yukarı buludu. Maqtaşının tehimi köp meyve birişi üçün balılarını maqtığanda onlarını da emez, belki asaslık onlarının kılgan yakşı işlerini, adetteki aktiflikini, isil peziletlerini, ögünüş kılıştaki estaidilliğini, tapşırıklarını uğrundaştaki mesuliyetçallıkını, ata anısıga ve qeyrindaşlarına bulan küyümçallıkını maqtaş lazım. Ama şunu mu esten çıkarmasak gerek ki, balılarını maqtaşta aşırı etiş, bazı hallarda onlarının mağrurluğu eylip barıdı. İkinci maddi mukafat. Maddi mukafat, balılarga kılgan yakşı işleri ve kazanğan ufukları yüzsedin berildiğen oyuncuk, pul ve şununğu okşıgan maddi kımmeti bar nerslerini görüstüdü. Bağçılarga apırıp oyun tüpkileş, güzel sekralarga ve menzirlik yaylarga apırıp sayahat kıldırış mı maddi mukafat türü gekirdi. İlmi tetkikatları küçük balılar üçün maddi mukafatlardan köre, manevi mukafatlarının kıymeti çoğun işkerliğini tekitlemekte. Çünkü küçük balılarının maddi mukafatlarda mübek, künul huşallıqıdın ibaret manevi mukafatlarına bulan ihtiyacının yukarı işkerliği malum. Mukafatlaş bilen terbiyeleş hakkıda tavsiyeler. Birinci, yakşılıkların mukafatını vaxtı da beriş. Mukafat berişinin en evzel vaxtı işini becerip bulan haman, yani balı mukafatkı layık bulan hamanla beriştir. Mundaq qilish balalarının qalbida çoğun təsirlərini qaldırdı ve tehimi ilgirleşige türtki buludu. Peygamber aleyhisselamın işçinin haqqını onun təri kuruştun burun berib bulunlar digerlikinin siri dəl muş yerde buluşu mümkün. Bu hadis İbn-i Mace'nin Sunan-ı İbn-i Mace namlıq hadis toplamada rivayet kılınan hadis. Balalarının mükafatını vaxtı da beriş evzel. Ama onu keçiktirgenin ziyini yok. Meselen, vaxtı da bermesi mu, keyinci bir nersi elip berişki vədi kılganı okşaş. Ama vədi kılgan nersini keyin çokum elip beriş lazım. Eğer munda kılmağanda, balı bilen ata ana otursudaki işenç susluşup kalıdı. İkinci, mukafatının balıları yaxtırdığan nerslerden buluşu. Ballarını mukafatlaşta, onlar özleri yaxtırdığan ve arzu kılıvatkan nersler bilen mukafatlaş lazım. Navada mukafat ular yaxtırmaydığan nerslerden bulup kalsa, bundaq mukafatının onlara paydası bulmaydı. Neticede,
ularını mükafatlaş usulü bilen terbiyeleş işi payda vermeye kalıdı. Balılar berilgen mükafatını yaktırmağın ehvalda ularga başka türdeki ular yaktırdığın nerslerini elip beriş lazım geliyordu. Üçüncü mükafatının hacmi balılarının ufuklarına münasip buluşu. Mükafatının kıymeti ufukunun kıymetine münasip buluşu ve köp ufuk kazanığına köperek azırak ufuk kazanığına azırak mükafat beriş lazım. Eğer bunda kılmağanda köp ufuk kazanığının kıymeti bilen az ufuk kazanığının kıymeti okşaş bulup gelip köp ufuk kazanığın balının maneviyetine eksi tesir görüstüdü. Onun tirişçallığını boşutup koydu. Az ufuk kazanıp köp mükafat alan balığı nispeten mu yakşı netice vermeydi. Çünkü az ufuk bilen mu köp ufuk kazanığına okşaş mükafat alan deyken muşunçilik tirişsem mu yetedikken o diyen düşünce bilen onun mağrurlanıp ketişige sebep bulup onun ilgirleş yolunu tosup koyuşu mümkün. Şunundak mükafat kıymetini bir dilla aşırı vetiş, mükafatının kıymetini yoktup koydu. Mükafatını bek adli kılıvetiş, balılarının ruhiyetini çürüvetkendek, bek köp kılıvetişimi onlarının mağrurluğu elip barıdı. Şunun mükafat bek köp mu emez, bek az mu emez, otur hal buluşu ve ufukunun derecesine karab buluşu lazım. Törtüncü mükafatlarının arka arkadan berilmesliği. Xususen maddi mükafatlarını hemişe vermeslik, bir mükafat bilen yeni bir mükafat otursa da malum vakit ötüşü lazım. Eğer mundaq bolmaganda balılar üçün mükafatlıqanlıqnın mänisi ve ähmiyeti kalmaydı. Çünkü bundaq bolganda balılar mükafatlanışını adetteki işler qatarıda körüp kalıp, mükafat eliş üçün tirişmeydigan bolup kalıdı. Yeni bir tarafdan ballarını kılgan her bir yaxşı işi ve kazanğan her bir ufutuqi üçün hedef mükafatla veriş, onlarını bersen yeymen, ursan ölümen deydiğen tamahorluğa ve maddi perestlikke elip barıdı. Her işinin öz yolu da bolğunu yakşı bolğunu dek, mükafatının mu yolu bilen bolğunu tüzük. Beşinci maddi mükafat bilen manevi mükafat otursa da tanponluğunu saklaş. Maddi ve manevi her iki türlük mükafatının oranı balılarının tırışçalıqa ve ihtiyacıya karab buluşu lazım. Manevi mükafat balılarının vicdanını küşlendirip, çoğun işlerine kalalaydıqallıqı bolğun işençisini aşırıdı. Maddi mükafat balılarının maddi ihtiyacını kandırganın sırtı da onlarını teyhimi ilgirleşke indildirdi. Ama maddi mükafatını haddedin aşırı vetiş, balılarını ufuk kazınışı emez, belki maddi mükafatlı kızıqıdıgan, fakat mükafatlanış üçünlü tırışıdıgan kalıp koydu. Bu vakitte ufuk kazınış ve ilgirleş üçün vasıtı buluşkı tegeçlik bulan bu mükafat məqsədki ayınlıp kalıdı. Neticede balılar mükafatsız iş kılmaydıgan bulup kalıdı. Mundaq balılar çoğun bolğanda bedelsiz iş kılmaydıgan, şahsiyetçi ve halisane iş kılışını yaktırmaydıgan bulup kalıdı. 6. Balılar asaslıq vazifeleri üçün mükafatlanmaydı. Balılarının namaz okuş, Kur'an tilavet kılış, mektepki vaxtıda beriş, akşamları burun uxlaş, etigende seher duruş, mektepten berilgen tapşırıqlarını işleş, öy işlerde ata anısıq yardımlı iş qatarlı kılış qitigişlik vazifeleri üçün onlara mükafat berilmeydi. Ama maktab koyuş, süyüp koyuş, bağırığı besiş digendek manevi mükafatlarının çeki yok. Bunlarını hemen iş kılış gerek. 7. Mükafatının balının seviyesiyle karab buluşu. Mükafatlaş usulü bilen terbiyeleş balının yeşiğe ve aklının üstüşüge karab terakki kılıdı. Mesela, mektep yeşiğe tolmağın küçük ballarını köperek süyüp koyuş, bağırığı besiş ve tort, kiyim, oyuncuk, az miktarda pul katarlıklarını beriş bilen mükafatlaş yeterlik. Balılar emdeli mektepki bargan yaşlarda onlara ilgirkisinden çoğunrak mükafatlarını beriş ve köperek maktab koyuşu yeterlik. Andın onlarının yeşi ilgirligen sırı onlara yakşı ve yaramlık adam buluşun, Allah Ta'ala'nın hem kişilerinin sövgüsüge sazaver buluşun üçün yakşı okuğun ve tırışkın. Ben sana diğerlerini elip beremen diyen asasta onlarını kail kılıp şu boyu için mükafatlaş gerek. Balılarını mükafatlaşının türleri. Birinci tebessüm bilen manilik karış. Balının yüzüge tebessüm bilen manilik karış balının könlünü yayırdı. Balığı çunkur mihriballık bilen yüzüge tebessüm kılış çok bir mükafatının uğruna tuturdu. Bunun bilen Peygamber aleyhisselamın Müslüman buradırağının yüzüge tebessüm kılışında sadıkının sevabı vardır diyen sözünün kıymeti yeterliyimiz. Bu hadisini İmam Tirmizi'nin Sünen-i Tirmizi namlı hadis toplumunun 1956. hadisi.
İkinci sövgü muhabbetini ifadeleydigan hareket. Balalardan intayin memnun bolganlıkını ifadeleyip, onlarını çın kuşaklap süyüp koyuş, mikriballık bilen beşini sınap koyuş ve kolunu çın sıkımdaş katarlık hareketlerinin menevi kımmeti nihayeti yukarı bulup, balalarının kalbeki tesvirlep bolguksız sıklıkını ve mikir muhabbetini salıdı. En şu çağda onlar hakiki bahtini his kılıdı ve en saadetlik minutlarını baştan keçirgen buludu. Üçüncü, hatalıkını keçiriş. Balalarının hatalıkını keçiriş mi onlara berilgen mükafatka uxşaş buludu. Bunun şartı balığı bunu bildiriş. Yani, men senin bunu yakşı işin, ya ki bunu utkun yüzsidin, mavi hatalıkını keçirvettim. Bundan kiyin bu hatalıkını sadır kılmağın, digenge uxşaş sözlerine kılıştır. Törtüncü, yükünü yengilletiş, ya ki emelden kaldırış. Balalarga yüklengen bazı öy işlerine onlardan yengilletiş, ya ki vakitlik emelden kaldırvetiş mi, balalar üçün mükafatının oranı tuturdu. Bunun şartı onunla, senin mavi işte, ya ki ögünüş kılıçtı körsetken tirişkanlıkın yüzsedin, bugün avu vazifanı senden ilivettuk diyenge okşa sözlerine kalıp, balığı bunu bildirişten ibarettir. Bu vakitte balı bir tarafdan ata anısının şefkatini his kılsa, yeni bir tarafdan onlarının adıllıkı kail buludu. 5. Çıraylık söz ve dua. Balalarının kazanğan ufukları ve kılgan yakşı işlerini takdirlep, Allah rahmet kılsın balam, ya ki senden Allah razı olsun, rastlı yakşı iş kıldın, digenge okşay sözler bilen, onlarının hoş kılış mı, onlara berilgen mükafatının rolünü oynaydı. Bu vakitte balının yakşı işlerini kılış ve ufuklarını kazanış arkalık ata anasını teyhimi memnun kılış hissiyatı hesselep aşıdı. 6. Başkalarının aldıdı maktaş. Yakşı iş kılgan, ya ki birer ufuk kazanğan balını kıyrındaşlarının, dostlarının ve özü yakşı gördüğün kişilerinin aldığı maktab koyuş, onun artıkçılıklarını bayan kılış, balının ruhiyetini götürdü ve huddi çoğun mükafatka erişkendek huşal kılı ötüdü. Ama balılarının birini maktığında başkalarını sökmesi gerek. Çünkü bunda kılış, balılarının kalbide köp hallarda kızgınış, ölçmellik ve adavet otlarını tutuşturdu. 7. Balılarının könlünü içiş. Balılarını kılgan yakşı işleri, ya ki birer işte ufuk kazanğanlığı yüzsedin, bağçılarga, ya ki şununla okşaş, onlar huşal bulduğun caylarga elip berip, onlarının könlünü içiş, balının tehimi ilgirleşige ve zor ufuklarını kolu keltiriş yolu da tehimi tirişallık körüstüşüge türtke buludu. Hoş, emde cazalaş bilen terbiyeleş babımızga geldik. Cazalaş digerlik, uruş digerlik emez. Balılarını cazalaş bilen terbiyeleş, terbiye usullerden biri bulup, balılarını cazalaş tolarak onlarını yakış körgellerden ve talep kılgallardan vakitlik mehrum kılış bilen buludu. Köpün çıkışları çöngendek, balılarını cazalaş digerlik, onlarını urup tıllaş digerlik emez. Belki mehrum kılış digerliktir. Ama balılarını uruş en ahırkı çare bulup, ülge, nasihat, yumuşak muamele, çıraylık söz katarlık terbiye usullerinin hiç kayısı netice vermeyen de en ahırkı çare süpüde de yinik edepleş bilen terbiyeleşke doğru geliyordu. İmam Ebu Hamid el-Gazali ve terbiye mütehassisleri ballarını cezalaştı aşır ve dişlerini agahlandırgan. Şunundak ballarını asırdım de onlara artıkçı ken korsaklık kılış ve yumuşaklık kılış mı ballar üçün ziyallık. Şunu Avrupalık terbiye mütehassisleri ballarını cezalaştı fakatli emelden kaldırıp etkiden terbiye usullerini yetersiz terbiye usulleri deb karaydı. Çünkü balılarını cezalaş, intikam ya ki açıkını çıkarıveriş üçün emez. Belki terbiye üçündür. Ekval bundak iken, balılarının paydası üçün kerek bulganda cezalaş usulünü mü kullanışkı doğru geliyordu. İslam'daki ceza bilen terbiyeleş usulleri. İslam dini insanların menfaati üçün tolumu münasip, akılge en muvafık yol tutkan, en ilgar bir din buluş süpüte bilen, insaniyetini terbiyeleşte tergip bilen korkutuş, ceza bilen mükafat otursa da muvafık iş görüşke çağırıp gelmekte. Ceza dereceleri özgürüp durdu. İnsanlar bir hal emez. Bazı kişilerge yıraktan kılınan işaret mükübaya kılıdı. Bundaki kişilerden adli bir işaret, ya ki birer manilik karış bilen vicdanı kozgulup getirdi ve kılmakçı bulunan yaman işini derhal taşlaydı. Yeni bazı kişiler var ki, onlara çıraylık nasihat, yumuşak muameli kar kılmaydı. Onlarını pekat korkutuş, ya ki mehrum kılış belirli peyildin yandırgılı buludu. Balılarımı huddi şundak bulup,
ballar içinde mukafat kupayı kılıp cezağa hacit kalmaydı kalır mı ve cezalamasın terbileş mümkün olmaydı kalır mı bar? Halkımızda mı yakşığı işaret, yamangı cüval duruz deydiğen hikmetlik söz bar. Balılarını cezalaş demek, onlarını urup dumbalaş digerlik emez. Ceza dereceleri addidin mürekkepke, kişiktin çongu karab terakki kılıdı. Meselen, balının kılgan kepsizliki sebepten, onundan rencip kalgallıkımızını malum bir şekilde bildirip koyuş, cezanın en addi derecesi hesaplanıdı. Bunun pisen kılmagan balığa kapıkını türüp, vakitlik söz kılmaslık çaresini kullanış, balı onun gibi perva kılmasa, edeplik sözler bilen açıklanış. Umu kar kılmasa, balını yakış görgen nereslerden vakitlik mehrum kıldıgallıkı bilen korkutuş. Bu mu kar kılmasa, onu uğradıgallıkı bilen korkutuş. Balı yeni özgermese, onu sılık edepleş gerek. Yeni tekitleyimiz ki, balılarını uruş yakış çare emez. Terbiyedeki uruş, ceza usullerinin en ahırkısı bulup, aldıngı çarelerinin hiçbir menfaat kılmaganda, uruş bilen cezalaş gerek. Balılarını uruş bilen terbiyeleşinin şartları ve kaideleri var. Bu ahtımı növüt gelgende tohtulumuz. Peygamber aleyhisselamdan balılarını terbiyeleş doğrusuzdaki ügetkelleri mu, balılarını rahim şefkat ve yumuşaklık bilen terbiye kılışının zürürlükünü tekitleydi. Şu an mukafat bilen terbiyeleş terbiyenin eslidir. Ama ceza bilen terbiyeleş, mukafatlaş ve başka terbiye usulleri kar kılmaganda, amansızlıktan kullanışkı mecbur buladığan en ahırkı çağrıdır. Peygamber aleyhisselam balılarına naidi mihriban ve tolumu şefkatlik zat idi. Balılarımı onu intayin bek yakış göretti. O balılar bilen onlarının aklıge ve seviyesine çüşüp durup, onlar bilen oyun oynaydı. Şunda kalıp balılarının köngülünü alattı. Ama o günah measiyetinin sadır kılınışına herkes sükut kılıp duralmaydı. Peygamber aleyhisselam sahabelerinin hatalıkı tüzüş bir işte, gah işaret, gah nasihat, gah ülgü körüstüş, gah çırayını türüş, gah açıklaş, gah yüz örüp, vakitlik söz kılmaslık katarlık çağrılarını kullanırdı. Balılarının yürüş duruşunun tüzeş usulleri. Balılarının yürüş duruşlarını ıslah kılış hakkında İslam ölümalarının Peygamber aleyhisselamını ülgü kılgan halda otturuk koygan yakşı usul ve çağrıları vardır. Epsuz ki bazı ata-analar özlerinin sevirsizliki, ya ki terbiye usullerini bilmezdi ki, ya ki başka sebepler tüpeyli, balılar hatalaşkan hemen onlarını tayak bilen edepleşke aldıraydı. Onlar bunda kalış bilen terbiyenin en ehemmiyetlik ve başta kilidigan yakşı ünümlük usullerini kayırıp koyup, en ahırkı çağrını kullanan buludu. Balılarının yürüş duruşunu ve hatalıklarını, şunaklı künüp kalan yaman adetlerini ıslah kılıp tüzüşünün en ünümlük usulleri tövendikçe. Birinci, mülayimlik bilen tüzüş. Avval şunu estin çıkarması gerek ki, balılarını bilmesin kılıp koygan hatalıkı, ya ki ilgiri agahlandırış belirlemegen hatalıkları sebeple cezalaşkı bulmaydı. Çünkü balılar, çoğunlar bilgelerinin köpüncisini bilmeydi. Onlardan sadır bulduğun hatalıklarının tolisi, onun hata işgeliğini bilmegeliğini buludu. Şunu onlara neminin doğru ve neminin hata işgeliğini silıklık bilen çıraylıkçı bildiriş gerek. Peygamber aleyhisselamdan nevresi Hüseyin radıyallahu anhu bir gün sadık kılış için yığıp gelingen hurmadın bir dalını ağızı salığını da Peygamber aleyhisselam bunu körüp kalıp onun mülayimlik bilen iyi balam onu ağızından çıkar. Bizden sadıkı yemeydi kallıkımızı bilmem sen digen. Çünkü Peygamber aleyhisselamdan cemaatdeki sadıkı yeş halal emez. Bu hadiste Peygamber aleyhisselam nevresiye ağızıdaki hurmini çıkar kızgallıktan sebebini çıraylıkça çüşendirgen. Her kandak atı ana ballarına şundak yol körüstüşü ve onlarının hatalıklarını şundak tüzüşü lazım. Meselen, ballardın biri atı anısının birerisiyle edep ahlak kaidesiyle münasip gelmeydiğen bir şekilde söz kılsa, ya ki onlardın ber diyen telepbizli bir neresi telep kılsa, onunla çıraylıkça, balam, atı anı digenge ondak söz kılmaydı. Belki avazını pesiltip, edeplik söz kılgan. Bir neresi sorusan, biremsiz, ya ki bergen bolsanızken, digen uslupta sorugan, dep düşündürüş gerek. İkinci, işaret bilen tüzdüş. İşaret bilen tüzdüş, balılarının hatalıkıga mənlik işaretler bilen reddiye beriş bilen buludu. Meselen, balı tutusup olmaydıgan bir neresini tutmakçı bolğunu da, ya ki özüge ait bulmağın bir neresini almakçı bulduğunu da, anının yağ diyenini bildiriş məxsidə baş işareti kılığına oxşar.
yaxşığı işaret deydiğin hikmetini bu yerde işiltiş gerek. Balalarını şundak bir işaret bilen özünü tizgirleyeleydiğin kılıp yetiştirgen ata ana, terbiye işini köp cepa tartmasıyla neticeye erişidu. Bu akıllık terbiyecinin usulüdür. Peygamber aleyhisselamın yaş ayalığı tikilip karavatkan fəzilinin beşini sılıklık bilen başka yakı burap koyuqallığı mı, işaret bilen tüzdüş bir iş katarıdın sanıldı. Üçüncü, emelde körüstüş bilen tüzdüş. Balılar köpüncü özü kılıp görmegen birer işini kılışka buyuruluğunu da, onu ilgiri kılıp bakmağallıktın telepki layık kılalmaydı. Bu vakti onun hatalıkını tüzdüp koyduğun biri buluş lazım. Balı ilgiri kılıp görmegen bir işini kılalmağallıkı sebeplik cezağı tartılsa, adıllık bulmaydı. Balığı haksızlık kılınan buludu. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anhu mundaqtaydı. Peygamber aleyhisselam bir koyunu soyuvatkan bir balına yeniden ötüp gidip etip, onun koy suyuşunu taza becerelmeye vatkallığını bayıqıdı da, balığa mağa koyup bergen, sana kandak suyuşunu körüstüp koyay digineçe, teri bilen göçünün arısığı kolunu tıkıp, koyunu çıraylıq suyup berdi. Bu, İbni Hibban'nın Sahih namlıq hadis toplumunun 1163. hadisi. Tördüncü, çırayını türüş bilen tüzdüş. Ata anının ya ki muallimnin balılarga çırayını türüşü ve açıqı gelgenlikini bildirgen halda menilik karışı akıllıq ballar üçün cezanın ornudu durudu. Çünkü bunun təsiri küçük ballar üçün çoğun buludu. Beşinci, bivasıtı tənqid kılmasını tüzdüş. Hatalıqlarını tüzdüş üçün en ehmiyetlik terbiye usullarından biri balını bivasıtı tənqid kılmasının onunla pürütüp koyuştur. Biz Uyghurlarda bu usul kızım sizgi sözləy, kilinim siz anlayın dep kullanıldı. Bu balılarının könlüğü təkməslik, hissiyatını zedilməslik ve onların dostlarının ya ki qeyrindaşlarının aldığı xicil kılmaslık üçün yaxşı çağırdır. Akıllıq balılar üçün bu en yaxşı tənqid ve tərbiyadır. Peygamber aleyhisselam sahabilerinin ve balılarının hatalıqlarını tüzüşte bu usulunu köp kullanatdı. O bazı da bu kavmge nim bulgandı, mundaq kılavatıdı. Digenge okşay sözlerine kılış arıqılıq, hatalıq sadır kılavuşlarını agahlandıratı. Atı anımı balılarını şundaq nazuk usul bilen tərbiyeləb, onlarının hatalıqlarını tüzdəliydi. Bu vaqtta balılarga varqıraş, ya ki cazalaşqa uğrun kalmaydı. Məsələn, balılardın birerisinin tazlıqı riayi kılmağallıqını bayqıgan ana, insanların işlerine acabını vatimin. Pakizlik diyen dinimizden kürsetmesi ve bizden milli en-enlerimizden biri tursa, nemişki tazlıkları ayıkılmaydı gandı, nemişki ahletlerini yollarına tüküdü gandı, diyenge okşuğan sözler bilen onunla tüzdüş bir alaydı. Altıncı, körmezki seliş bilen tüzdüş. Küçük ballarının bazı bir kepsiz kılıklarını gahidi körmezki selip, onunla köp ehmiyet belmegende kılıp, onu yıraktın gözdüşümü terbiye usullarından biri hesaplanıdı. Akıllıq bala bunu düşündü de bu kılıqtın tedirge toxtaydı. Məsələn, küçük bala köp yığılsa, ya ki tamah yeşinin özünü kaçırsa, onu zorlamasın, vaqtlıq öz halığı koyup verip küzetkenge oxşar. Çünkü bunda kılıqlarını küçük ballar köpünce ata anasını yalvurtuş üçün kılıdı. Ata ana onun bilen karı bulmağan ikin, bala əs hoşun tapıdı da özdekidin onuşlup kaldı. Şuna ballarını artıqca erkildip ketmesik lazım. Biz Uyğurlarda küçük bala tibibdim mi üstü tomur çikildi deydiğin söz var. Yetinci, yenik kayış bilen tüzdüş. Balı kepsizlik kılıp ata anısını hapıqlağanda, ata anlardan biri onunla yıkılışıp çıraylıq söz bilen onun kılgan işinin hata işkerliğini eğitişi ve közüge tikilip karışı mı, balığı bivası təsir kıldığan tərbiye usullardan biridir. Çünkü balı bu vaxtda ata anısının kançilik rencigeliğini, özünün rastırlı hata kılgallığını bilidu ve xicillik his kıldı da kaydı kılmaslıq neydik ikilidu. Peygamber aleyhisselam bu mavzudumu bizge en esel ülgülerini kaldırgan. Enes ibn Malik radiyallahu anhu mundaqtaydı. Mən Peygamber aleyhisselamın uyuda onun hizmetini kılattım. Bir günü Peygamber aleyhisselam beni bir işe buyurgan idi. Mən bazarda oynavatkan ballarını körüp kılıp, onlar bilen billi oynap kaldım. Bir vaxtı Peygamber aleyhisselam kaynımdan kilip, benim beşimde mübarek kulu bilen yumuşak tuttu ve iyi küçük Enes, mən buyurgan yerge bardan mu dedi ve küldü. Mən, ya Resulallah, hazırlı barman dedim. Allah'ın namı bilen kasem ki, mən Peygamber aleyhisselamın üyüde 7 yıl hizmet kıldım. Bana birer kıydım mı, nemi üçün bunda kıldın? Ya ki nemi üçün bunu kılmadın dep bakan emez.
Bu hadis İmam Müslim'nin 2310. hadisi. 8. Kattık kayış bilen tüzdüş. Balalar çoğunluk hatalık sadır kılığında ya ki yeni kayış bilen köz işareti onlara təsir kılmağında onlarının hatalıkı kattık kayış ve açıklaş bilen tüzdüş bir ilişki doğru geliyordu. Bu balalarının ehvalığa ve hatalıkının derecesine karab özgürüdü. Xuddi başta etkinimizdek yeni kayış kar kılmağında kattık kayışka köz işareti kar kılmağında edeplik açıklanışı ödümüz. Peygamber aleyhisselam bu üslubni Ebu Zer radiyallahu anhu'nun hatarlık bir hatalıkıga keskin tüzdüş biriş üçün kullanılan. Ebu Zer Bilal radiyallahu anhu bilen rencişip kılıp, onu karıqotunun balısı edip ayıplıgan idi. Peygamber aleyhisselam bunu anlap kattık bir aram bulan. Çünkü İslam'da bir onun atı anısına ayıplash kattık çeklenen kabih işlerden sanıldı. Onun üstüge Müslümanlar nesabdiki qeyrindaşlıktan üstün, İslami qeyrindaşlıktan ibaret çoğun şerefki iki bulup durup, Bilal'ın karitallik işkerliğin tilgi ilişi en hatarlık bir cahiliyet illeti idi. Şu sebepten Peygamber aleyhisselam Ebu Zer'ge kattık telaffuz bilen, onun anısını ayıpladın mı? Sen cahiliyetin illetlerden kutulup bulalmağın adam işken sen, deyip kaygan. Bu hadis İmam Bukhari'nin Sahihul Bukhari namlı hadis toplumundan 5703. hadisi. 9. Vakıtlık tətir qarviliş bilen tüzdüş. Vakıtlık tətir qarviliş'nin terbiye cahitinin köplügen payidlik terepleri vardır. Ama bu usuldaki tətir qarviliş, söz kılmaslıq ve balının çırağı qarımaslıq uzunqı sözülması şart. Sözge girmegen ballar üçün bunda kılış çoğun cezanın ornutturudu. Balının öz hatalıqını tunup kılgallarına püşeyman kılgallıqını baykıgan haman onu keçirvetiş ve kaytadın arını ıslah kılış lazım. Peygamber aleyhisselam bu usulünü sahabelerinin terbiye kılış usulü Katar'da kullanılan. Peygamber aleyhisselam ve sahabeler özürsüz durup Tebük gazdığı çıkmağallarını bu usul bilen 50 gün cezalıgan. Onlara hiç kim söz kılmağan, salam mı kılmağan, arısığı mı almağan. Onlar üçün asman yırak yer kattık bulup kalgan. Özürsüz durup cihatka çıkmağan günahıya kattık tevbe kılıp püşeyman kılgan. Ahire onlarının tevbesi kubul kılınğallıqı hakkıda Kur'an-ı Kerim'den ayet çükendiyken Peygamber aleyhisselam onlarını keçirip etken. Cezalanğallarının biri bulgan Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mındık deydi. Bu arada şundak işim sıkılgan ki, bana kâng cahan tar kelgan idi. Allah Ta'ala tətir qarviliş ve söz kılmayı tərik etiş bilen cezalaş usulünü Peygamber aleyhisselam'a təlim verip, vahcuruhum hecran cemila, yani onlarını çıraylıqçı tərik etkin degen. Onunca mahrum kılış bilen tüzdüş, ballarını bazı da onlara berip kilivatkan nərslerini vaqtlıq toxtup kuyuş arqılıq cezalaş mı, tərbiye usullarından biridir. Ballarga yaxşı gördüğün nərslərini bərməslik, puldın qısış, bağçılarga ya ki başqa köngül açıdığan caylarga eylib berişdən toxtuş qatarlıq usullarına mı ünümü yuqarı buludu. Məsələn, ətigəndə və axşamları yetişdən burun çişini tazlaşqa adətlənişki unumağan balını vaqtlıq kəmpü, tort, şokolad qatarlıq tatlıq yeməkliklərini yeyişdən mən iyi qılğanğa oxşaş. 11. Balının diqqətini buraş bilən tözdüş. Kiçik bala kolaysız bir vaqtda məlum bir nərsini tələb qılıb durvasa, onun diqqətini başqa işqə buraş arqılıq məsələni həll qılğılı buludu. Məsələn, bala münasib emas bir vaqtda anasının bazardan məlum bir nərsə elib verişini tələb qılıb durvasa, ana onunğa "Sənə onundan yaxşı başqa bir nərsə bərsəm qandaq deysən?" deyəngə oxşaş sözlər bilan onu qayil qılğınığa oxşaş. 12-ci təhdid və qorxutuş bilan tüzdüş. Yukarıki tüzdüş biriş usulleri kar kılmağan balını tayaq bilen edepleydiğallıqını bildirip tehdit kılış, ya ki dostluk bilen oynaşkı çıkıştın men'i kıldığallıqı bilen korkutuş mu, terbiye usullerden biridir. Eslede tayaq bilen tehdit kılış, ballar üçün bazı şaraitlerde tayaqtın mu təsirlik buludu. Çünkü onlar tayaqtın korkudu. 13. Edepleş arqılıq tüzdüş. Ballarını uruş eslede doğru emez. Fakat balığı yukarıki tüzüş usullarının hiç kayısı menfaat kılmağın şerait asıda çaresizlikten onu urup edepleşi yolluqdur. Bu en ahirki çare bulup, bu çarını kullanışka hacet bulup kalmaslık için yukarıki usullarını yakşı tatbiklaş gerek. Aslında terbiye usulları cahide ve doğru elip verilse, balılarını uruşka hacet kılmaydı. Balılarını uruştan kilip çıkartan selbi neticeler. Balılarını uruş terbiye usullarının ve tüzüş biri çağrılarının en ahirkisi bulup, İmkan kadar urmasının meselini hal kılış lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselam hiç kimle urup bakmağan. Demisi mi balını uruş herkiz mi icabi netice vermeydi. Eksi ki devamlıq ballarını uruşunun zihni intayın köptür.
Bala ata anasından tünce kıtım tayak yiyende onun köyünü azaplındı. Kiyin ikinci ve üçüncü kıtım urgunağızda balının gururu yokuluşku başlaydı. Hatta tayak onunla tesir kılmaydıgan ata anası karata sen urup muradını yetkin, men bilgidimle kılış bile muradımı yitimen deydiğen psikik şekilinip kaldı. Bu vakitte siz balanızda urup mu yolu salalmaydıgan çaresiz halga düşüp kalırsız. Hoş, ballarını uruşunun selbi terapleri. Ballarını aldırıp urup koyuştuğun tövendekidek selbi neticeler kilip çıkıdı. Birinci ata anasının ya ki muallimden tolu tayak yediğen bala korkunçak öz özüge işinelmeydiğen ictimai cihetin aciz bulup kalıdı. İkinci Araplarda kopallık kopallıkını toğdurdu deydiğen hikmet var. Çünkü ailesinde ata anasının yiriklik ve kopallık görüp çoğun bulan ballar başkalarına mı şunda kopal muamele kıldığen bulup çıkıdı. Bunlar cemiyetki çıkan ikiyemi şu kopallıkını devam kıldırdı. Üçüncü aldırıp ballarını uruş ata anaya pişayman keltirdiğen iş. Şuna ata ana ya ki terbiyeçi bir demlik açıkını besip balığı imkan kadar urumasının çıraylık terbiye verişi lazım. Bazı ata analar ballarını urup bulup andın onlarının köyünle ilişki için onlarını erkeltirdi. Bu mu ikinci bir hatalık hesaplanıldı. Çünkü balını öz kılmışı sebeplik urgandıyken onunla keçürüm sormaslık ve kat'ilikini körüstüş herkes erkeletmeslik lazım. Ballarını uruşunun şartları. Birinci ballarını 10 yaşı toşmasın urmaslık. İkinci ballarını urganda bar küçünü kullanmaslık. Üçüncü kırlık yağaç ya ki bislik neresi bilen urmaslık. Törtüncü ballarının beşiğe, yüzüge ve can yerige uruştun sakınış. Beşinci kat gazeplik haleti uruştun sakınış. Altıncı ballarını dostlarının ya ki kıyrındaşlarının ya ki özü yakışık olduğun kişilerinden aldın urmaslık. Yedinci ballarını bilmesin ya ki unutup kalgalıktan sadır kılgan hatalıkları sebeplik urmaslık. 8. Ballarının rastlı yaman iş kılgallıkını eniklemesini urmaslık. 9. Yaman iş kılgan ballarının birinli cezalap kalgallarını terk etmesi lazım. 10. Ballarını kerek bolğunda uruş hakkı ata anınanla hakkıdır. Ata anısı bulmağın ballarının akileri ve ağaçları ata anının urunu tuturdu. Ama başkalarının gerçi en yakın tukkını bulup ketken takdirde mu, onların uruş hakkı yok. Kadirli kıyındaşlar, şuna kalıp perzentimizde kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızın 14. sahne bugün müşergeci anlatımız. İnşallah kiler katılmak programımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarınlarda bizler üçün mü dua kılıp koyuşunu unutmağa ister. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.